Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı, en güvenilir belediye başkanlarından olan Mansur Yavaş'a yönelik son günlerdeki iddiaları hepimiz biliyoruz. Geçtiğimiz günlerde anket yapıldı. Ankette Mansur Yavaş'ın başarılı bir profil sergilediği görüldü. Tasarruf rekoru kırdığı da açıkça ortada Ankara'da. Ankara'da bir şeyler değişiyor. Geçmişe yönelik soruşturmaları da bir hayli fazla Mansur Yavaş'ın. Araştırıyor, sorguluyor. Ankara'nın hakkına sahip çıkıyor haliyle hedef olacak. Kemal Kılıçdaroğlu da son günlerdeki Sinan Aygün'ün iddialarına yönelik Mansur Yavaş'la ilgili bir açıklama yaptı. Yapmış olduğu açıklamalar şu şekilde diyor ki Yavaş'a gereğini yapın dedim. Sinan Aygün'ün Mansur Yavaş ile ilgili rüşvet iddiası üzerine olayı doğal olarak öğrenmek istedim. Mansur Yavaş'la da görüştüm. Olayı aktardı bana. Binanın yapılması ile ilgili yargı süreci anlatıldı. Kendisi zaten yapısı, düşüncesi gereği haksızlıklara karşı çıkan, ranta karşı çıkan bir isim. Dolayısıyla böyle bir uyuşmazlıkta yapılması gereken yasanın öngördüğü çerçevede hareket etmesidir. Yavaşla yasanın öngördüğü çerçevede hareket etmiştir. Biz de kendisine onu söyledik. Yasa hukuk neyi öngörüyorsa gereğini yapın, gereği de yapılıyor. İşin özü belli rantlar var, büyük rantlar var. Büyük paralar dönüyor. Bu konuda zaten Büyükşehir Belediyesi'nin medyaya yaptığı açıklamalar var. Mansur Bey ayrıca bir televizyon programına da katıldı. Ortada gere gerekli açıklamaları yaptı. Sonuç şu. Gerçekten de haksız olarak rant elde edenlere karşı Belediye başkanının mücadele etmesi lazım. Belediye başkanının görevi zaten bu. Başka ne olabilir? Mansur Bey de bu mücadeleyi sürdürüyor. Zaten Mansur Bey yargı kararlarını uygulamak zorunda. Başka bir lüksü var mı? Hangi bürokrat ya da hangi seçilmiş belediye başkanı ben yargı kararlarını uygulayamayacağım der. Uygulayacaktır. Hele de bir siyasal iktidarın bu kadar baskısı varsa yargı kararların elbette doğal olarak uygulanacaktır. Mansur Bey'in yaptığı da yargı kararlarını uygulamak, hukukun gereğini yerine getirmek. Durum buradayken, durum bu durumdayken ama yandaş medya Mansur Yavaş'ı hedef almak için bir malzeme bulduğunu düşünerek gündemlerinden, manşetlerinden bu konuyu düşürmüyor. Varsa yoksa Mansur Yavaş'a yönelik bu iddialar Peki Mansur Yavaş'ın bu iddialara yönelik açıklamalarına, Cumhuriyet Halk Partilerinin iddialara yönelik açıklamalarına yer veriyorlar mı? Vermezler, veremezler. Onlar bu kafayla devam ettiği müddetçe bütün ekranlarında Sinan Aygün'ü konuşturdukça, Sinan Aygün'ün açıklamaları yayınladıkça, gazetelerinde Sinan Aygün'ün açıklamalarına yer verdikçe Mansur Yavaş'ı milyonların gözünde bir kez daha efsaneleştiriyorlar. Kılıçdaroğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Niye? Mansur Yavaş gibi, Ekrem İmamoğlu gibi iki değerli ismi Türk siyaset sahnesine kazandırdı. Mansur Yavaş'ı Cumhuriyet Halk Partisi'nden ikinci defa aday göstererek Ankara'da hakkın, hukukun yerini bulmasına sebebiyet verdi. 25 yıl boyunca Cumhuriyet Halk Partisi Ankara'yı alamamış. Hal böyleyken Mansur Yavaş hata yapacak Türkiye Cumhuriyeti'ndeki en son kişidir. Çünkü kutlu bir mücadele sonucunda, büyük bir sabır sonucunda, çeyrek asır sonrasında o koltuğa geldi oturdu. Bu adam yanlış yapar mı? Aptal mı bu adam? Hukukçu bu adam. Ama yandaş medyaya bakarsan yok suçlu bu adam, suçlu, suçlu. Var mı elinizde bir yargı kararı? Var mı elinizde bir delil? Yok biz suçlarız. Masumiyetini sen ispatlayacaksın. Bunların kafası bu. O ülkeyi de değiştirdiler suçlanan kişi masumiyetini kanıtlayana kadar bunların gözünde artık suçlu. O şekilde yaklaşıyorlar.